Selamünaleyküm. Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikatın ashabı ve hayrı fi cemiyye. Tarikat hem şeriat herkese farz olan şeriat, tarikat zaten şeriatın işidir. Herkesin o yolda gitmesi Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in rızasına mazhar olur. O yoldan gitmesi şeytanları kızdırır. O yoldan çıkarmak isterler. Yoldan türlü türlü şeylerle çıkarırlar. Bazen dersin adam senelerce namazında, niyazında bir şey olur. Küser, kızar, bırakır. Bu yani kendisine zarar vermiş olur. O kadar faziletleri bırakıp bir kızdığı bir şeyden dolayı onu bırakır. O, çok bu haller var yani insanlar görmese de çok bu hallerden insanlar yoldan çıkmış ya bir iyi iş yapıyorlar gibi ya Allah'a Azze ve Celle'ye kızıyorlar, Peygamber'e kızıyorlar, yolu bırakıp şey yapıyorlar, kaçacak yerin yok. En sonunda gene geleceğin yol orasıdır da kızdığın şey senin zararına oldu, faydana olmadı. Eğer kızıyorsan sabredeceksin, imtihandır deyip o imtihanı geçmen lazım. Ne derler, papaza kızıp oruç bozar derler. Bu aynı öyle oluyor. Papaz zaten senin yani oruç tutmanı istemez, şey istemez. Yani mana olarak senin bu yollarda olmanı istemez. İslam çoğu, yani bazıları öyle değil de çoğu öyledir. Hani ona kızdırma, onu kızdıracak değil yani bu hal. Seni kızdıracak, sana zarar olacak. Sen başkası senin yerine sevinecek. Onun için bu yollar küsme yolu değil, darılma yolu değil. Allah yolu imtihan yoludur. Bazen de imtihansız da geçer. İmtihanı da geçer, imtihansız da geçer. Onun için dikkat etmek lazım. Kızmak zaten öfkelenmek iyi değil. Peygamber sana öfkelenme der. La tağdab. Öfkelenme, kızma diyor. Sakin ol. Allah hepimize sükunet versin. Akıl versin, fikir versin. Çünkü kızınca akıl gidiyor. Onun için Allah muhafaza etsin. Doğru yoldan ayırmasın hepimizi. O güzel yoldan ayrılmak kötü bir şey olur. Allah muhafaza etsin. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.